Bugün Muhammed Ali giydim. Muhammed Ali tişörtlerimle de soru yakalamak için çalışıyorum. Irkçılık gündemde olduğu bir süreç içerisinde Muhammed Ali soru olabilecek bir adamdır. Yine Vietnam Savaşı'nda Kuzey Vietkonglar bana bir şey yapmadı ki ben onlarla savaşayım diye savaşı protesto etmişti ve ömrünü ırkçılığa adayan bir adam. Muhammed Ali Clay, değil mi? Hani soru olur demedi demeyin. Bu sene soru olursa şaşırmayın. Muhammed Ali. Cemiyetler dedik bu başlığımızda. Cemiyetleri ikiye ayıracağız. Bir, yararlı cemiyetler, iki, zararlı cemiyetler şeklinde. Yararlı cemiyetlerden önce zararlı cemiyetleri şöyle bir toparlayalım. Bakın canlar, zararlı cemiyet ve yararlı cemiyetlerin ortak bir özelliği var. İkisi de dayandığı nokta Wilson ilkeleridir. İkisinin de dayandığı nokta Wilson ilkeleridir. Wilson ilkelerinin, hatırlayın, sert determinasyon maddesi vardı. Neydi sert determinasyon? Bir bölgede kimin nüfusu çoksa o bölgede o devlet kurulacak. Batı Anadolu'da Rumlar diyor ki bizim nüfus çoğunlukta. Doğu Anadolu'da Ermeniler diyor ki bizim nüfus çoğunlukta. Türkler de diyor ki hayır diyor bizim nüfus çoğunlukta. Nereye dayandırmaya çalışıyorlar? Wilson'un 12. maddesine dayandırmak istiyorlar. Yani sert determinasyona. Yine bu azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler bölgesel faaliyet gösterdi. Mesela Mavri Mira, Etnik Eterya gibi cemiyetler Batı Anadolu'da, Pontus Rum Cemiyeti Karadeniz'de, Hınçak Taşnak Cemiyeti Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteriyor. Yararlı cemiyetlerimiz de aynı şekilde bölge bölge faaliyette. Batı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Klik Yalılar Cemiyeti gibi. Yani ikisinde de yine ortak bir özellik neymiş? Bölgesel olmasıymış. Bunlar ne? Bunlar hem zararlıların hem yararlıların ortak özelliği. Aşağıdakilerden hangisi? Anadolu'da kurulan zararlı cemiyetlerin, yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerindendir. Bir, Wilson ilkelerine dayanmış. İki, bölgeselliği savunmuş. Üç, basın yayın yolunu kullanmış. Veya üç, silahlı mücadele taraftarı. Hepsi silahlı mücadele taraftarı değil. Veya hepsi basın yayın yolunu kullanmıyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz sorular gelebilir karşımıza. Bunları yakalama adına ikisinin de ortak özelliklerinin bir soru ilkeleri ve ikisinde de bölgesel nitelik taşıdığını bilmem işimi kolaylaştıracaktır. Zararlı cemiyetler bir azınlıkların kurduğu cemiyetler. Şimdi hocam, bu azınlık cemiyetlerin amacı ne? Bu azınlık cemiyetlerin amacı Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde Ermeniler. Mesela Pontus Rumlar Trabzon bölgesinde devlet kurmak istiyorlar. Bir. İki, Osmanlı'dan daha önce ayrılan devletlere toprak kazandırmak istiyorlar. Kim ayrıldı daha önce mesela? Yunanistan. Yunanistan'a toprak kazandırmak istiyor. Nereyi? Batı Anadolu'yu. Yine bölgelerinde karışıklık çıkartarak, bölgelerinde huzursuzluk çıkartarak o bölgeleri itilaflara işgal ettirmek istiyorlar. Hatırlayalım, Mondros'un 7. maddesinde ne diyordu itilaflar? Güvenliğimizi tehdit edecek yerleri biz işgal ederiz diyorlardı. Batı Anadolu'da karışıklık çıkarıyorlar. Batı Anadolu'yu işgal etsinler. Kime versinler? Bize versinler diyor. Rumlara versinler diyor yani. Amaç bu. Anlatabiliyor muyum? 3. 4. Osmanlı'dan kazandıkları ayrıcalıkları devam ettirmek istiyorlar. Yani bir yorum sorusu olarak gelecekse bu yorumları yapabilmek önemli. O zaman hızlıca ne yapıyorum? 1. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin amaçları nelermiş? Amaçları 1. Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız devlet kurmak. 1. 2. Osmanlı'dan daha önce ayrılan devletlere toprak kazandırmak. Toprak kazandırmak. 2. 3. Bölgelerinde karışıklık çıkarıp buraların işgaline zemin hazırlamak. 4. Osmanlı'dan kazandıkları dini ayrıcalıkları devam ettirmek.
amaçlar bu. Yorum olarak gelecekse ben 4 tane şık koydum buraya. Yorum sorusu olarak gelecekse bu yorumları kullanacağız. 1. Osmanlı'dan ayrılıp devlet kurmak istiyor. 2. Osmanlı'dan daha önce ayrılan devletlere toprak kazandırmak istiyor. 3. Bölgelerinde karışıklık çıkarıp buraların işgaline zemin hazırlamak istiyor. 4. Osmanlı'dan kazandıkları dini ayrıcalıkları devam ettirmek istiyor bu cemiyetler. Bu cemiyetlerin isimleri bariz bellidir. Yani buradan soru gelecekse şöyle sorular gelir. Der ki aşağıdakilerden hangisi yukarıdadır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaç için kurulmuştur? Mesela 4 tane azınlık cemiyet verdi. Etnik Eterya, Mavri Mira, Pontus Rum, Rum Kızılaçı veya Rum Göçmen Federasyonu bir tane yararlı cemiyetlerden kime atar araya? Klikyalılara atar. Niye? Klikyalının ismi de eski ifadeyle Klikyalılar sanki azınlıkların kurduğu bir cemiyet gibi bir mesaj verir. Ama onları anlatırken karıştırmamanız adına Klik Yararlılar diye kodlayacağım. O yararlı bir cemiyet olduğu belli olsun diye. Anlatabiliyor muyum? Buradan soru gelebilecek tarzda bir bu. Bu cemiyetlere hemen kodlamaya başlayalım. Rum cemiyetleri. 1. Rum Göçmen Federasyonu. Rum Göçmen Federasyonu ne yapıyor? Bunlar Yunanistan'da ne kadar sahipsiz insan varsa, ne kadar anasız babasız çocuk varsa alıp getiriyorlar İzmir'e. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar böyle yapınca? İzmir'de Rum nüfusunu arttırmaya çalışıyorlar. Yani Wilson'a dayanak sağlamaya çalışıyorlar. Bir bölgede kimin nüfusu çoksa o bölge o devlete bırakılacak dedi ya Wilson ilkeleri. Bunlar da ne yapıyor? Getiriyor Yunanistan'da ne kadar sahipsiz insan varsa, hasta, yatalak, anasız, babasız kim varsa doldurup İzmir'e getiriyor. Amaç ne? İzmir'de Rum nüfusunu arttırmak ve böylece Wilson ilkelerine dayandırarak İzmir'in Yunanlara ait olduğunu ispatlamak istiyor. Amaç bu. Rum Göçmen Federasyonu. Hemen not alalım. Rum Göçmen Federasyonu. Yunanistan'daki sahipsiz kişileri İzmir ve Batı Anadolu'na getirip yerleştirmek. Yunanistan'daki sahipsiz insanları İzmir ve Batı Anadolu'ya getirip yerleştirmek. Amaç neymiş? Amaç Wilson'a dayanak sağlamak. Yunanistan'da ne kadar sahipsiz insan varsa getirdim onları İzmir'e, Batı Anadolu'ya yerleştiriyor. Ve burada ne yapacak? Burada Rum nüfusunu çoğaltacak. Rum nüfusu çok olunca Wilson'a göre buralar çoğunlukta, buralar bizim diyecekler. Mantık bunun üzerine. Yine 2. Etniki Eterya. Etniki Eterya. Bu Etniki Eterya'yı özellikle bilin. Neden bilin? Çünkü bu sene Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılmasının, yani ilk ayaklanmanın başlamasının 200. yılı. 1820-2020. Yani Yunanistan ilk ayaklanmayı burada Eflak Boğu'dan da başlatacak. O ayaklanma sırasında Filiketerya diye bir cemiyet kurulacak. Bu Filiketerya 1896'ya geldiğinde ismi Etniketerya olacak. Ve hatırlayın yine 2. Abdülhamit döneminde Halep Fermanımız vardı. Halep Fermanında amaç neydi? Halep Fermanında Girit'i Hristiyan bir vali yönetecek diyordu. Giritli Rumlarla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Ve Yunanistan burada Girit'i ilhak etmek istemişti. Ve Yunanistan'la bir savaş yaptık 1897'de. Dömeke Savaşı. Dömeke Savaşı. Değil mi? Mustafa Kemal burada Manastır askeri idaresindeydi. Ve ilk defa bu savaştan kaçıp ne yapmak istiyorum demişti. Bu savaşa katılmak istedim demişti. Yani benim milliyetçilik damarlarım ilk defa bu kadar kabardığını hissettim demişti. Nerede? Dömeke Savaşı'nda. Yani soru olacaksa Mustafa Kemal'in hayatında yine kongreler dönemi başında bir sıralama yapacağım orada.
Mustafa Kemal'in görev yeri olarak ilk görev yeri Şam çıktı. İşte Trablusgarp Savaşı çıktı. Mesela buradan çıkmayan Manastır Askeri İdaresi bu sene son olma ihtimali yüksektir diyeceğim. Yine Picardi manevralarına katılacak 1910'da bu sene son olabilir diyeceğim. Onu da bir dahaki derste anlatacağım. Etnik Etarya dediğimiz bu cemiyet 1. Dünya Savaşı'nda bir daha ortaya çıktı. Amacı Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmaktı. Etnik Etarya'nın amacı önce Yunanistan'ın bağımsızlığını sağlamaktı. Yunanistan'ın bağımsızlığını sağladıktan sonra ortadan kayboldu. Yine 1. Dünya Savaşı sırasında çıktı. Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmak veya Bizans'ı canlandırmak. Megola idea politikası yani. Etnik Etarya Batı Anadolu'yu Yunan'a katmak. Amaç bu. Yine Bizans'ı canlandırmak ya da diğer ismiyle Megali Idea. Megali Idea büyük ideal demek. Adamların büyük ideali bu. Bizans'ı canlandırmak, Batı Anadolu topraklarını tekrar topraklarına katmak. Yani Yunanistan'a katmak. Amaç bu. Yine bir başka önemli cemiyet Mavrimira. Mavrimira diğer ismiyle Karagün Cemiyeti. Mavrimira Karagün Cemiyeti. Mavrimira en kalabalık cemiyettir. En kalabalık cemiyet. Rum cemiyetleri içerisinde en kalabalık cemiyet. Bu Mavrimira'nın amacı da yine Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmak veya Bizans'ı canlandırmak veya Megali Idea amacı bu. Mavrimira. Karagün Cemiyeti. Bir diğer cemiyet Pontus Rum. Pontus Rum Cemiyeti nerede? Pontus Rum Trabzon'da. Trabzon'da Rum İmparatorluğu kurmak temel amaç. Bunun için Paris Barış Konferansı'na katılacaklar ve orada Chrysantos raporu diye bir rapor sunacaklar. O yenen devletlere yani itilaf devletlere. Bunun yanında Rum Kızıl Haç'ı, Rum Kızıl Haç gibi çoğaltabiliriz. Cemiyetleri çoğaltabiliriz. Bunlar Rum cemiyetler. Rum cemiyetler ekseriyetle Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmak, Trabzon'da Pontus Rum Devleti kurmak için çalışan cemiyetler. Rum cemiyetlerinin yanında Ermeni cemiyetler olarak iki tane özel cemiyetimiz var. Hınçak Taşnak Cemiyeti. Hınçak'ı Sütyun, Taşnak'ı Sütyun diye anılır. Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından kurulan cemiyet. Hınçak Taşnak nerede faaliyet gösteriyor? Doğu Anadolu bölgesinde. Amacı ne? Doğu'da bir Ermeni devleti kurmak. Ermenilerin Anadolu'da iki tane kutsal mekanı var. Bunlardan birisi Van Akdamar Kilisesi, birisi de Adana Çukurova'da Kis Kilisesi. Yani bugün Kozan topraklarındadır. Doğu'da Ermeni devleti kurmak var dedik. Bir Van Akdamar onlar için özel kiliselerin olduğu bir yer. İkincisi Çukurova'da Adana Kozan'da devlet kurmak istiyor ve Klikyalılar Cemiyeti'nde bahsedeceğim. Klikyalılar güneyde Fransızlarla birlikte Ermenilerle de mücadele etmiştir diyeceğim. Hınçak Taşnak Doğu Anadolu bölgesinde ama Çukurova'da da faaliyet göstermişler. Adana'da özel bir kiliseleri var bundan dolayı. Bir diğer cemiyetimiz Yahudi cemiyetleri. Yahudi cemiyetlerinde de Maccabi İsrailiyat. Yahudiler de
kazandıkları dini ayrıcalıklarını devam ettirmek istiyorlar ve hatırlayın, gizli anlaşmalarda Balfour Deklarasyonu ile bir Yahudi devleti kurulsun demiştik, değil mi? Onun için mücadele ediyor İngiltere adına. İngiltere kim? James Balfour, değil mi? James Balfour. Evet. Bu Yahudiler de, Osmanlı'da kalan Yahudiler de Osmanlı'dan kazandıkları dini ayrıcalıkları devam ettirmek istiyorlar. Hocam, ayrıntıda kendinizi boğmayın. Bir, hınçak taşlak. Şöyle kabataslak Anadolu diyelim şuraya. Rumlar nerede? Rumlar daha çok Batı Anadolu çevresinde faaliyet gösteriyor. Sadece Pontus Rum Trabzon'da. Ermeniler nerede? Ermeniler Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteriyorlar. Onlar da Ermeni. Şurada Adana'da da yine Ermeni faaliyetleri görülecek. Bu zararlı cemiyetler içerisinde mesela karşına çıkacak en zorlu sorulardan birisi şöyle bir şey olur. Bir, Etniki Etaria. İki, Mavri Mira. Üç, Hınçak Taşnak. Hınçak Taşnak. Hangisi Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren zararlı cemiyetlerdendir? Hangisi Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren zararlı cemiyetlerdendir? Hınçak Taşnak. Etnik Etaria ve Mavri Mira nerede? Onlar batıda. Karşına çıkacak zor sorular burada. Ama tipik bir soru gelecekse, ben şöyle sorulamaya, şöyle sıralamaya çalışayım. Soruyu şöyle yakalamış olalım. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir amaç için faaliyet gösteren cemiyetlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir amaç için faaliyet gösteren cemiyetlerdendir? A. Mavri Mira. B. Etniki Etaria. C. Ne olsun? Pontus Rum cemiyeti. D. Klikyalılar cemiyeti. E. Rum Göçmen Federasyonu. Dört tane Rum cemiyeti koydum. Bir tane yararlı cemiyet koydum. Klikyalılar ismini kullanacaktır. Çünkü isim olarak azınlık cemiyetlerine en çok benzeyen isim Abu Klikyalılardır. Dolayısıyla tipik bir soru yapacaksa bunu kullanır. Veyahut da Türklerin kurduğu diğer zararlı cemiyetlerden mesela İngiliz Muhipler Cemiyeti diye koyabilir. Bunu kim kurdu? Türkler. Diğerlerini azınlıklar kuruyor. Mesela Wilsoncular diyebilir. Burada da bu ikisini kullanacaklardır ekseriyetle. Yani tarz olarak bir tarz göstermeye çalışıyorum. Dört tane azınlık cemiyet, bir tane yararlı cemiyet. Dört tane yararlı cemiyet, bir tane azınlık cemiyet. Bu tarz sorulara dikkat edeceğiz. Gelecekse bu tarz soru gelir zaten. Başka türlü geleceğini çok düşünmüyorum. Nokta atış bir soru gelmeyecekse. Nokta atış bir soru nasıl gelir? İşte en kalabalık Rum cemiyeti olup Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmak, Megola İdea yani Bizans'ı tekrar canlandırma amaçlı kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Mavri Mira gibi. Yani böyle bir nokta atış soru da yapılabilir mi? Neden olmasın? Ama genellikle dört tane azınlık, bir tane yararlı. Bu tarz çalışırsak biraz işimizi kolaylaştırır. Sıkıntı var mı? Anlaşılan bir şey var mı? Peki. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler diyoruz. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler bir, milli varlığa düşmandır. Milli varlığa düşmandır. Milli varlığa düşmandır. Kurtuluşun
padişah ve halifeden geleceğine inanmışlar. Kurtuluşun padişah ve halifeden geleceğine inanmışlar. Milli mücadelenin başarılı olacağına inanmamışlar. Kime güvenmiyorlar? Milli mücadelenin başarılı olacağına inanmıyorlarsa demek ki Mustafa Kemal'e ve Türk halkına güvenmemişler diyebiliriz. 4. Manda himaye istemişler. Manda himaye istemişler. Yani bu dönem öyle bir dönem ki bu dönem içerisinde Osmanlıcı da var. Bu dönem içerisinde İngiliz yanlısı da var. Bu dönem içerisinde Amerikan mandası isteyenler de var. Ama Balıkesir kongrelerinde kuş dilli replemici Raşit Efendi diyor ki beyler manda isteyen varsa gitsin Susurluk çayında manda çok diyor. Yani mandayı bu şekilde savunmadığını dile getiriyor. Kurtuluş mu istiyorsunuz? Kurtuluş benim tüfeğimin namlusunun ucundadır diyor. Yani kısa ve net konuşmuş. Balıkesir Alaşehir kongreleri de milli mücadelede önemli yer tutan kongrelerdendir. Evet, şimdi Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerin ortak amacı bu. Bu adamlar milli varlığa düşmanmış. Yani milli mücadelenin başarılı olacağına inanmamışlar. Kime güvenmemişler? Mustafa Kemal ve Türk halkına güvenmemişler. Bu adamlar kurtuluşun padişah ve halifeden geleceğine inanmışlar. Yine bu adamlar manda himaye istemişler. Tek tek hangisi ne özellik taşıyor bunu çok bilmeyin. Ama şöyle isimlerini sıralayalım Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerde. 1. Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti. Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti. 1. Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti 1912'de İttihat Terakki'ye karşı yapılan sopalı seçimlerde İttihat Terakki'nin üstünlüğüyle biten seçimlerde yönetimi İttihat Terakki'ye kaptırdı. İttihat Terakki 1918'e kadar yani Mondros'a kadar yönetimde kaldı. Mondros'tan sonra güç yineden bu adamların eline geçti. Hürriyet ve İtilafçı. Bu adamlar Damat Ferit'te desteklediği bir cemiyettir. 2. Sulhu Selameti Osmaniye. Sulhu Selameti Osmaniye. Yani ne diyor? Sulh de, selamet de Osmanlı'dan. Sulh de, selamet de Osmanlı'dan gelir diyor. 3. Teali İslam Cemiyeti. Teali İslam Cemiyeti. Halife önderliğinde bir İslam devleti kuralım amacı taşır. Yine Kürt Teali Cemiyeti. Kürt Teali Cemiyeti. Güney Anadolu bölgesinde bir Kürt devleti kurma. Halife önderliğinde Güney Anadolu bölgesinde bir Kürt devleti kurma amacı taşır. Burada en çok dikkat edeceğimiz iki cemiyet var. Bunlardan birisi İngiliz Muhipler Cemiyeti. İngiliz Muhipler, İngiliz Severler Derneği. İngiliz Muhipler Cemiyeti. İkinci özel cemiyetimiz Wilsoncular Cemiyeti. Bunlar ne istiyor? Bunlar manda himaye istiyor. Kim istiyor? İngiliz Muhipler, İngiliz mandası, Wilsoncular ABD mandasını savunuyorlar. Yine bu cemiyetlerin içerisinde Havaskarı Zabitan, Havaskarı Zabitan, Havaskarı Zabitan. Zabit eski subay. Zabit subay. Havaskarı Zabitan İttihat Terakki'nin aleyhine kurulmuş eski subaylardan oluşan bir cemiyettir. Havaskarı Zabitan. Bu cemiyetler içerisinde çok
soru gelecek, direkt soru, nokta atış bir soru olacak cemiyet çok fazla yok. Yani tutup da özelliklerini verip bu hangi cemiyettir diye size bunları sormazlar. Sadece isim olarak Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler çatısı altında bulunduğunu bilsek yeterlidir. Tamam mı canlar? Dediğim gibi ismi İngiliz Muhitler ve Wilsoncular, manda himaye isteyen cemiyetler. Onlar azınlıkların içerisine atılıp farklı bir amaç için kuruluyor sonuçta. Azınlıkların içerisine atılıp bu şekilde soru içerisinde kullanılabilecek cemiyetlerdir. Yararlı cemiyetler dedik. Bizim için tabii ki daha önemli olan grup bu yararlı cemiyetler grubu. Şimdi canlar, geçen sene TBMM içerisinde çıkan gruplardan sordular. Hangisi TBMM içerisinde yer alan gruplardan biri değildir diye Mimmim grubunu kurdu. Mimmim cemiyetini sordu. Yani yararlı cemiyetlerden birisiydi Mimmim. Alternatif bir soru olacaksa benim bu sene favorim Karakol Cemiyeti'dir. Karakol Cemiyeti de TRT1'de 6 bölüm olarak ikişer bölümlük şeklinde yayınlandı. Ya İstiklal Ya Ölüm diye bir dizi çevrildi biliyorsunuz bu sene. İçerisinde bol bol geçti Karakol Cemiyeti. Kara Basit Bey tarafından kurulan, İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıran örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Karakol Cemiyeti. Soru olacaksa ben Karakol Cemiyeti'ni önemsiyorum açıkçası. Cemiyetler içerisinde soru olarak gelecekse ben Karakol Cemiyeti'ni önemsiyorum. Şimdi bu yararlı cemiyetleri sırasıyla şöyle bir toparlayalım. Bir, Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Şurası Doğu Trakya. Doğu Trakya ile Batı Trakya'yı ayıran nehir Meriç Nehri. Bu bölgede Batı Trakya. Biz Batı Trakya'yı ne zaman kaybetmiştik? Batı Trakya'yı ne zaman kaybetmiştik? Birinci Balkan Savaşı'nda badem diye kodlamıştık. Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya diye. Sonra ikinci Balkan'da biz Doğu Trakya'nın büyük çoğunluğunu geri kurtardık. Enver Paşa gitti, Midyenes hattını geçerek Edirne'yi kurtardı gibi cümleler kurmuştuk. Buna göre Enver Paşa hangisini tanımadığını gösterir, Londra anlaşmasını tanımadığını gösterir gibi cümleler kurmuştuk. Bakın, Doğu Trakya, Batı Trakya. Batı Trakya dediğimiz bölge, bugün Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk bu bölgelerin hepsini kapsar. Yani Trakya Paşeli deyince sadece Doğu Trakya'da kurulan, faaliyet gösteren cemiyet değil. Batı Trakya'yı da kendisine bağlamak istiyor ve diyor ki Osmanlı yıkılırsa diyor, Osmanlı yıkılırsa Edirne merkezli devlet kuralım diyor. Bu adamlar fikri boyutta diğer cemiyetlerden farklıdır. Diğer cemiyetler bölgesel olarak kendi bölgelerini savunmaya çalışan bir cemiyettir. Ama Trakya Paşeli Osmanlı yıkılırsa de bir tık ötesini düşünmüş. Ve Osmanlı yıkılırsa Edirne merkezli yeni devlet kuralım diyor. Yani bir tık ötesini düşünmüş. Bu yönüyle diğer cemiyetlerden farklıdır Trakya Paşeli. Bunu önemseyelim bir, Trakya Paşeli. İki, Batı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Batı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Batı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti gibi isimler sonra birleşiyor. Hepsi Batı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oluyor. Batı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ne yapmış? Batı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Batı cephesini açan cemiyettir. Batı cephesini açtı. Ve Sivas'ta Mustafa Kemal hazır açılmış cepheye Ali Fuat Paşa'yı gönderecek. Batı cephesini açtılar bir. Bu cemiyet yine Balıkesir, Alaşehir, Nazilli kongrelerini yaptı. Bunlar özel kongrelerdir yine.
Balıkesir Kongresi'nde, daha sonra bahsedeceğim, Balıkesir Kongresi'nde Hacı Muhittin Çarıklı Bey, Nazilli Kongresi'nde Atatürk döneminin son başbakanı olacak, İş Bankası'nın müdürlüğünü yapmış ve Cumhurbaşkanlığı yapmış Celal Bayar ön plana çıkacak. Balıkesir'de Hacı Muhittin Çarıklı, Nazilli'de yine Celal Bayar ön plana çıkan adamlar. Onları ilerleyen bölümde anlatacağım. Vatan Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti böyle. Trakya Paşeli bu bölgedeyse kime karşı mücadele edecek? Yunan'a karşı mücadele edecek. Yine Vatan Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Batı Anadolu bölgesindeyse yine kime karşı mücadele edecek? Yunan'a karşı mücadele edecek. 3. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti Pontusçu Rumlara karşı kuruldu. Pontusçu Rumlara karşı kuruldu. Pontusçu Rumlara karşı kuruldu. Ve bu cemiyet ileride anlatacağım Erzurum Kongresi'ni toplayan cemiyetlerdendir. Erzurum Kongresi'ni toplayanlardandır. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti. 4. Klik yararlılar. Bakın klik yalılar demedim, klik yararlılar dedim. Klik yararlılar. Yararlı bir cemiyet olduğunu bilin diye. Klik yararlılar diye söyleyeyim. Klik yararlılar Çukurova çevresinde faaliyet göstermiş. İstanbul merkezli kurulan bir cemiyet ama Çukurova çevresinde faaliyet göstermiş. 1. İngiliz, 2. Fransız, 3. Ermeni. Klikyalılar hangilerine karşı mücadele ettiği söylenebilir. Klikyalılar Çukurova, Adana çevresindeyse Güney Anadolu bölgesi kimin işgaline maruz kalıyor? Fransızların. O zaman bir Fransızlarla mücadele etmiştir dersin. Ama hatırlayın biraz önce Pontus Rum için Adana, Ermeniler için Adana'da da yine faaliyet gösterdi demiştik. Dolayısıyla Ermeniler de mücadele etmiş. Bu soru çıktı daha önce ve birçoğu sadece Fransa'yı aldı çekildi kenara. Fransız ve Ermenilerle mücadele etmiş Klikyalılar Cemiyeti. Klikyararlılar Cemiyeti. Klikyararlılar Cemiyeti. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ya da Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Vilayet-i Şarkiye, Şark Doğu, Gar Batı, Şarkiye Doğu vilayetleri Müdafaa-i Hukuk. Erzurum'dan sonra ismi Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olacak. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kesinlikle diyor bulunduğunuz bölgeden göç etmeyin. Niye? Çünkü göç ederseniz nüfusumuz azınlıkta kalır. Ermeniler kendi nüfusunu fazla gösterir. Bu bölge onlara kalır diyor. Göçleri engellemeye çalışıyor. Bilimsel ve kültürel olarak Türk nüfusunun burada fazla olduğunu ispatlamaya çalışmışlar. Yine Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresi'ni toplayan ikinci cemiyettir. Erzurum Kongresi'ni toplayan ikinci cemiyettir. Bir de buna 15. kolordu ilave edeceğiz. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ve Erzurum Kongresi'nin başkanı kim olacak? Başkanı Mustafa Kemal olacak. Mustafa Kemal olacak. Erzurum Kongresi'nin ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin başkanı Mustafa Kemal. Ve Erzurum Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan yerdir. Temsiliyeti burada kurulacak. Onu bir dahaki derste anlatacağım.
Yine Doğu Trakya, pardon, Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti gibi farklı bir cemiyet daha. Milli Kongre Cemiyeti. Milli Kongre. Milli Kongre Cemiyeti Doktor Esat Işık tarafından kurulan bir cemiyet. Basın yayın yolunu kullanmış cemiyet. Ve ulusaldır. Diğerlerinden farklı. Diğerlerinin hepsi bölgesel nitelik gösterirken Milli Kongre ulusal bir cemiyettir. Sivas Kadınları ya da Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal'in isteği ile Sivas Belediye Başkanı'nın eşi Melek Hanım tarafından kurulmuş. Melek Hanım tarafından kurulmuş cemiyettir. Kuruluşunda Mustafa Kemal'in rolü vardır. Bakın, normal itibariyle cemiyetlerin kurulmasında kesinlikle Mustafa Kemal'in rolü olmayacak. Ama Sivas Kadınları'nda bizzat Mustafa Kemal'in rolü vardır. Son toparlama amaçlı Mim Mim Cemiyeti. Geçen senenin TBMM grupları içerisine attığı cemiyet. Ve Karakol Cemiyeti. Bu cemiyetler içerisinde Mim Mim Karakol aynı işi yapıyor hemen hemen. Karakol Cemiyeti için Kara Vasıf tarafından kurulan cemiyet İstanbul'dan Anadolu'ya ne yapmış? Silah taşımış. En özel yaptıkları iş budur. Ve soru olacaksa 2020 KPSS sorusu olacak, cemiyette budur. Şimdi canlar, cemiyetler bölgesi 5 yılda bir belki bir soru gelir. 5 yılda bir belki bir soru gelir. Bu bölgeden ben açıkçası çok soru beklemiyorum. Biraz hızlı anlatmamın temelinde de bu var. Yani cemiyetleri biraz hızlı geçtim. Nokta atış. Neye bakacağım? Azınlık cemiyetlerin isimlerini bileceğim. Hangisi azınlıktır? Hangisi Türklerin kurduğudur? Hangisi yararlı cemiyettir? Bunları ayırabilirsek sıkıntı çok yaşamayız. Türklerin kurduğunda iki tane özel cemiyet var. İngiliz Muhipler Wilsoncular. Bunu bilin. Yararlı cemiyetlerde mesela Klik Yararlılar biraz farklıdır ismi. Azınlıklarla karıştırılabilir diye. Bunu bilin, yeterli olacaktır. Ben buradan soru gelecekse şöyle bir soru yapıp toparlayayım. Bir Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. 2 Kuvayi Milliye. 3 TBMM. Hangisinin kuruluşunda Mustafa Kemal'in doğrudan rolü vardır? Hangisinin kuruluşunda Mustafa Kemal'in doğrudan rolü vardır? Şimdi canlar, işgaller başladı. 32 1918 Mondros'tan sonra 3 Kasım 1918'de ilk işgal Musul. Sonra Hatay, sonra diğer işgaller oldu. En uzun işgale maruz kalan ilimiz İstanbul. En çok işgalle tepki gösterilen ilimiz İzmir. Ve bu işgaller yapılırken halk Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurdu. Bakın, daha Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadı. Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra, yani 19 Mayıs 1919'dan sonra işe katılıyor, örgütlemeye giriyor olayı. Dolayısıyla Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasında Mustafa Kemal'in rolü yoktur, değil mi? Kuvayi Milliye, baktılar ki hukuki yoldan iş olmuyor, bölgelerinde silahlı direnişe geçti halk. Ve dolayısıyla Kuvayi Milliye'nin ilk kurulduğunda yine Mustafa Kemal'in rolü
yoktu. Mustafa Kemal'in doğrudan rolü olan kuruluş TBMM. 100. yılı olduğu için böyle bir soru yazdım. TBMM'nin 100. yılı. Dolayısıyla buradan illa en az bir soru, iki soru gelecek. En az bir soru, iki soru gelecek. Ben acaba böyle bir soru yapılabilir mi? Acaba böyle bir soru yakalanabilir mi? Ben diyeceğim ki Müdafaa-i Hukuk ve Kuvayi Milliye'de Mustafa Kemal'in rolü yok. Ama deseydim ki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin örgütlenmesi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi deseydim, o zaman orada Mustafa Kemal'in rolü var. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni birleştiren Mustafa Kemal'dir. Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak yapan Mustafa Kemal'dir. Örgütlemesi deseydim Mustafa Kemal'in rolü vardı. Kuvayi Milliye'nin kurulmasında rolü yok. Ama Kuvayi Milliye'yi örgütleyip düzenli orduya çevirmesinde Mustafa Kemal'in rolü vardır. Bakın örgütlenmelerinde ikisinde rolü varmış ama kuruluşunda Mustafa Kemal'in rolü yokmuş. Doğrudan Mustafa Kemal'in rolü olan hangisi? TBMM'nin kurulması deyip olayı bitiriyorum.